Araz, öncelikle seni tebrik ederim. Bir şey düzeltmek istiyorum. Az önce yanlış söyledin. Ben ateşi sen yetersizsin demedim. Ateşi söylediğim şey, yaptığın tabakların sorumluluğunun daha fazla sende olması gerekiyor dedim. Farkındayım. Söylediğin cümlenin ne anlama geldiğinin, nasıl bir algı yaratmak istediğinin, sana cevabımı bu şekilde konuşarak değil, başarımla vereceğim ve sen de bunu göreceksin. İkinci Bekliyorum. Söylemek istediğim şey şu. Ben börek yaptığımda ve Mustafa ile bizim ikimizin de tabağa geçmediğinde, oylanmadığında sen şu insanlardan biriydin. Dedim ki senin tabağın o kadar kötüydü ki oylanmadı bile. O yüzden de beni yazdığını söyledin. Ama demek ki kişiye göre oy vermek benim değil, başkalarının yaptığı bir şeymiş. Yani ironik oluyor ama yetersizsin veya yeterince sahiplenmiyorsun diye Safa Nur'u yazmamı eleştirip sonra ateşi potaya gönderiyorsun. Bu bir. İkincisi, krem karamel için iddialı bir süre verilmişti ve iki taraf da yapamadı. Bu oradaki olayla buradaki olayı ben çok bağdaştıramıyorum. Orada şayet Hasanların el açması kağıt kadar ince olacak böreğe yetişmeseydi yine aynı konuşmayı yapardım. Aynı süre değildi bizim böreklerimiz, onu hatırlamıyorsun sanırım. Ama dediğim gibi ironik oluyor yani. Safa Nur'u eleştirdiğin aslında konuda söylediğim şey sen tamamen doğru. Sen şöyle yapalım. Önce bir konuda cevap ver, sonra diğer konuda, çünkü karışıyor. Önce lütfen börekle ilgili olan konuda ve bugünkü konuda bir cevap verir misin? Şu an söylediklerimi aklımda. Eğer o gün sen de ikinci defa o böreği alsaydın ve elinden gelen var gayretle ucu ucuna kaybetseydin, emin ol seni yazmazdım. Bu bir. Hiç boşuna konuşmayın. Siz algı yaratmayacaksınız. İkinci konuyla ilgili de Safa Nur'u yazma sebebimin tamamen yemekleri sahiplenmemesi ve aslında olması gerektiği güçte kendini göstermemesi, çekinik olması olduğunu söylediğim halde bunun haksızlık olduğunu söyleyip ateşi potaya yollaman bana ironik geldi. Hemen cevap vereyim. Benim için birinci kez yapılan hatadır. İkinci kez aynı şey yapılıyorsa yanlıştır. Ben bunu ödüllendirmem. Ayrıca sen krem karamelde çok iyiyim, ben bunu çok iyi yaparım dediğin halde ben orada dedim ki madem sen bunu çok yapıyorsun, Tahsin bunu zaten olmadı, yapamadı. Al sen yap. Sen dedin ki yok ben yapamam, adamlar tatlıcı. Evet, ben de tatlıcı değilim ama künefeyi burada herkesten iyi yaptım. Demek ki bazı şeylerde kendimizden eminsek kendimizi ortaya atmamız gerekiyordu. Yargılat. Senden başka ve Safa Nur'dan başka yazabileceğim kimse de yok. Sadece şey söyleyeceğim, bu konuşmayla ya da kişiyle alakalı değil. O gün börek gününde aynı takımdaydık yanlış hatırlamıyorsam. Ve sen böreğin sayı kazandırmadı ya da kaybettirmedi diye bunu savunmuştun diye de hatırlıyorum Dilara. Benle alakası yok. Evet bugün aldım. Sayı kazandırmadı. Zaten Danilo Şef yanıma geldiğinde de yazılmayı beklediğimi ve potaya gidebileceğimi söyledim. O yüzden şey değil ama savunduğumuz şeyleri bence bazen herkes değiştiriyor, belki öyle düşünüyor olabilirsin ama kimse değiştirmemeli diye düşünüyorum. Yani o gün gayet potaya gitmediğin için problem yoktu gibi geldi bana. Ben savunduğum şeyi değiştirmedim. O gün söylediğim şeyin de hala arkasındayım. Bugün yazabileceğim ikiniz vardınız. O yüzden ya öyle, aynı şekil. O yüzden tek bu konu hakkında aklıma öyle hatırlatma gelince geldi. Yani doğrular tektir. Keşke öyle olsa.